Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videomuzda konuğumuz Oshinoko olacak. Kanalıma ilk defa geliyorsanız incelemelerimi birkaç başlık altında yapıyorum. Hikaye, karakterlerle ilgili değinmem gereken bir yer varsa karakterler, çizimler, baskı iltesi, sürükleyicilik, akıcılık kısmı ve kimlere hitap ediyor tarzında bölümlere ayırıyorum. İncelemeye geçmeden önce biraz manga hakkında bilgi vermek istiyorum. Kendisi 35 yaşında ve genç birisi ve şu ana kadar yaptığı seriler cidden gerekli hedef kitlelere fazla fazla ulaşmış işler. Kendisi ülkemizde de bas Basılacak olan 2022 yılında bitmiş olan Kaguya-sama serisinin de mangakası ve çizeri. Bu seride ise sadece hikayesi kendisine ait durumda. Hikayemiz şu sözlerle başlıyor. Bir ünlünün çocuğu olsaydım nasıl olur diye hiç düşündünüz mü? Ya doğduğunda o görünüşe ve çevreye sahip olsaydım? Ya bu dünya için bilete en başından sahip olabilir miydim? Bu sözlerin akabinde gözümüzü bir hastanede açıyoruz. Kadın doğum uzmanı olan ana karakterimiz bir idolün hayranıdır. Bu kişi ise kapakta göreceğiniz ayının ta kendisi. Seri boyun bu hayranlara genel olarak kendisine güzel yalanlar söylenmesini isteyen tiplemeler olarak bahsediliyor. Bunlardan biri de olan doktorumuz bu idole çok bağımlıdır. Kendisi 4 sene önce 12 yaşında olan bir hastası tarafından bu idolü keşfediyor, öğreniyor. Sonrasında da o kıza ithafen izlediğini söylüyor. Çünkü o kız vefat etmiş bir durumda. Bu kızla olan konuşmalarında da manganın başlangıç geçiyor tabii ki. Ve dokunaklı bir takım konuşmalar da oluyor. Buradan doktorun işe dönüş sekansına bağlanıyoruz. Kendisi öyle arasındaymış ve konuşmayı bir hastane çalışanı anlatıyordu gibi düşünebilirsiniz. Hastaneye gizemli bir hasta gelmiştir. Gelen hasta ilk şaşırsa da yıllardır takip ettiği birini karıştırıyor olması abes bir durum olacağı için kendi emin ve güvenli bir şekilde işine devam ediyor. Bu durum onu bir krize sokuyor tabii ki ama belli etmeden işini kotarıyor bir şekilde. 20 haftalık hamile olan bir kadın için geç olsa da gerekli muayeneler yapılıyor. Babasının kim olduğunu bilmiyoruz. Kendisi bir sır olduğunu söylüyor. Babasının kim olduğu sır olan bu ikiz çocukları doğurup doğurmayacağı, idollüğü bırakıp bırakmayacağı bu gibi bir takım konular konuşurken, ayı hem anne hem de idol hayatını yaşamayı istediğini versen cesur bir takım sözler söylüyor. 16 yaşında olması ve çocuğu olması idol hayatını oldukça kötü bir ...bir duruma sokacak. Hatta bitireceği için... ...bunu bir sır olarak tutmak istiyorlar. Hastaneye farklı bir isimle... ...güvenlik açısından kayıt ediyorlar. Arada birkaç... ...zaman geçiyor. Orada anlatmayacağım. 35. haftaya kadar geliyoruz. 35. hafta geldiğinde Ayı doktora... ...size çok teşekkür ederim. Hemen çağırsam... ...gelir misiniz? Şeklinde bir şeyler... ...söylediğinde. Doktor evet gelirim ama... ...ben gelemesem de illaki biri gelir... ...endişeniz olmasın dese de Ayı der ki... ...ben olmaz sizi istiyorum... ...gibisinden bir takım sözler söylüyor. Ama işler doktorumuzun pek istediği gibi gitmeyecek. Yolda kim olduğunu bilmediğimiz gizemli birisi Ayin'in tam adıyla birlikte onun doktor olup olmadığını soruyor. Doktor ona bu gizli bilgiyi nereden öğrendi derken bu eleman bir şekilde kendini kaybettiriyor. Doktorumuz ne kadar peşinden gitse de adam kaybolmuş oluyor. Bir şekilde doktorun arkasına geçen bu elemanımız doktoru öldürüyor. Bunun sonucunda hikayemizin başında dediğimiz kelime tam anlamıyla yerine gelmiş oluyor. Ve doktor bu durumu kendisinin başına iş geleceğini düşünmediğini ummadığını söylüyor bize birkaç panel sonrasında. Doktorumuzun adı artık Akomerindir ve o sevdiği idolüm çocuğu olmuştur. Aynı şekilde ikiz kardeşi de var. Onun adı da Ruby. O da aynı şekilde kendi gibi reenkarnı olmuş birisi. O karakterimiz de ciddi şekilde bir ay hayranı ki hikayemizin ilerisinde onunla alakalı ufaktan bir şeyler de öğreniyoruz. Geçmişten kırıntılar bize göz kırpıyor. Hikayemiz bize yalanlar, sahtekarlıklar, ölümler ve dramalarla dolu bu hayatı bakalım devamında nasıl aktaracak. Buradan ufaktan karakterleri değinmek istiyorum. Karakterler olarak ikiz kardeşlerimiz anneleri ve çalıştığı ajans sahibiyle eşinden bahsetmemiz yeterli olur diye düşünüyorum. Kısım kısım gözüken yan karakterler olsa da hikayeyi ne kadar etkileyeceklerini zaman gösterecek. Karakterlerimizin geçmişinden sahneler gösterdikleri için birçok şeyi öğreniyoruz. Kafa yapıları, psikolojik durumları hakkında gayet yeterli bir şekilde fikir sahibi oluyoruz. Tutkularını, hırslarını ve isteklerini bizlere güzel bir şekilde aktaracaklarını umuyorum. Çizim ve baskı kalitesi kısmına geçecek olursak. Çizim ile başlamak istiyorum. Cidden ortada çok iyi bir iş var. Size birazdan baskısından gösterirken yine birkaç panel gösteririm ama ben hikaye anlatırken ara ara bazı paneller gelmiştir bu yan tarafıma veya full ekran şeklinde. Orada zaten çizimlere biraz aşina olmuşsunuzdur. Genel baktığımızda cidden çok iyi bir iş var ortada. Burada çizer kısmına değinmek istiyorum. Çünkü manga yazdığı hikaye akışını ki Magel hafif taslak çizim veriyordur büyük ihtimalle onun üzerinden oldukça başarılı bir şekilde kalkmış ve bizlere güzel bir çizim ortaya koymuş ki ben çizim konusunda çok aşırı önemseyen biri değilim. Bilenleriniz vardır. Benim için hikaye daha ön plandadır. Çizimlerle birlikte hikayenin gittiği bir noktada baya katkı verdiğini söyleyebilirim. Bazı yerlerde beklemediğim şekilde oldukça iyi çizimler vardı. Beni etkiledi yalan söylemeyeceğim. Duygular çok ama çok iyi aktarılmıştı. Az önce dediğim hikayeyi buzlama, hikayeyi yukarı taşıma olayını fazla fazla yapmıştı. bası kalitesine gelecek olursak el boyama gibi bir durumla karşılaşmadım. Arka gösterme gibi bir sıkıntımız da yoktu. Öncelikle şu full hali bu şekilde. Kendisi Son iki yıldır çıkan gerekli şeylerin standartında olan bir şemiz olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Kapak kalitemiz de keza aynı ama eskiden bunlar bir tık daha kalındı. O hissiyatı daha çok seviyordum. Kağıt kalınlığı da Türkiye standartları için oldukça yeterli. Bazı mangalar var. Şimdi yayına bir verip isim söylemeyeyim ama kağıtları çok ince. İki tane tuttuğunuzda bir tane tutuyormuş hissi var. Çok hoş değil ama yapacak bir şey yok. Öyle basıyorlar. Gelelim mangamızın iş kısmına. Burada ilk sayfamızda renkli bir sayfa bizi karşılıyor. ki devamında da renkli sayfalar var bu hikaye kısmında bahsettiğim sözler önceki sayfa ve burada başlıyor tabii ki. Bundan sonrası mangamızın künye kısmı ve akabinde de içindeki dert ekranımız geliyor. Buradan iki panel gösterip sürükleyicilik ve akıcılık kısmına bağlamak istiyorum. Öncelikle mangadaki metin ve panel oranına değinecek olursam dol dolu bir manga olduğunu söyleyebilirim. Bu durum beni hiç sıkmadı metinlerin oranı oldukça oturaklıydı ve beni tatmin etti. Serinin merak unsuru güzel ve bu sürükleyicilik kazandırıyor. Manga oldukça akıcı bir yapıya sahipti ve tek seferde okudum rahat bir şekilde. Burada çok detaya girmeden detaylı kısımları kimlere hitap ediyor kısmına saklamak istiyorum. Serimiz kimlere hitap ediyor? Az önce metinlerin oranından bahsederken dolu doluydu dememdeki olan kasıt şu. Başlangıç cildi için oldukça sağlam ve güçlü bir yapı seçilmiş. Okuyucuyu kendi içine çeken bir yapısı var ve üstelik seri genelinde dram oldukça kuvvetli bir şekilde yedirilmiş ve yedirilecek gibi gözüküyor. İlk cilt genelinde bahsetmem gerekirse dram yönü oldukça sağlam bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yüksek ihtimal devamında da bunu koruyacak. Ki şunu da ekleyeyim. Ufaktan polis bir hava alıyorum. O da hikayenin gittiği akıştan gelebilir ama değinme de olabilir bu. Ufak bir, 1 iki bölümlük bir şey de olabilir. Bu ufak bir beklentim var öyle. O benim kendi hikaye kişiyle ilgili düşüncem. Serin devamını bilmiyorum zaten nasıl olacak, nasıl gidecek diye. Merak unsuru kısım kısım fazla olan ne oldu, ne olacak, nereye gidiyor gibisinden bir takım sorular sordurtan bir yapıya sahip ki manganın sonunu okuduğumda da asıl maceranın yeni başladığı gayet açıktı. Benim seriye başlamadan önce bir ön yargım vardı ki bunu videolarımın bazılarında seriden bir denk geliş varsa söylemişimdir. Veya Instagram hikayelerime söylediğim bir şeydi bu. Bu da serinin gereksiz hype'lanmış olması ve gereksiz övgüler alması ...aslında kaynaklıydı ki... ...animesi ilk çıktığında da direkt... ...oğlunun saçma salak bir puan verme durumu vardı. Onun da etkisi var. Bir kısma yine de haklı olduğunu düşünüyorum... ...öyle über, ütopik bir seri gibi durmuyor. Ama son bir 3-5 ile baktığımızda... ...çıkan seriler arasında... ...oldukça önemli bir yere sahip olduğunu... ...okurken fark ettim bunu, belli eden bir iş. Seri bu ön yargımı kırdı... ...ve sonraki cildi de okuma isteğimi arttırdı. Ve yüksek ihtimal okuyacağım. Okurken oldukça keyif aldığım... ...ve eğlendiğim bir iş oldu. Duygu patlamaları olan kısımlar... Var vardı ve burada hüzünlenmemek elde değildi açıkçası. Manga genelinde ara ufak tefek böyle röportajlar vardı. Bunlar bence bizi manga hazırlayan güzel şeylerdi. Ben beğendim bu tarz detaylar eklenmiş olmasını. Şimdi gelelim kime hitap ediyor kısmına. Dram seven, Televizyon ve sosyal medyanın yalanlarını, dolanlarını, sahtekarlıklarını biraz da gizem seven meraklı biriyseniz seriyi okumanızı tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. Benim okurken keyif aldım. Hatta inceleme yazarken de keyifle yazdığım bir inceleme oldu. Umarım sizler de şans verir ve okursunuz. Zaman olursa da ileride animesin kesinlikle şans vereceğim. Şu an biraz listem kalabalık ve kabarık ve güncel takip ettiğim şeyler de çok olduğuna pek vaktim olmuyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.